Evet sevgili arkadaşlar, Dijitürk'teyiz. Dijitürk'te bakın kim var? Parla Şerol. Parla ablacığım nasılsın? Hamdolsun iyiyim. Koşullara göre işte bir iyi bir kötü idare ediyoruz. Harika görünüyorsun. Sağ ol. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapalım mı? Yapalım. Nasıl oldu? Nasıl başladı? Seslendirmeyle ilgili özellikle. Yani nasıl başladı dersek, ben daha 5 yaşımda çevirdiğim ilk filmdeki dublajımı kendim yaptım. Denediler, yapabildiğimi gördüler ve ondan sonra birkaç filmim hariç bütün filmlerimi kendim konuştum. Evet. Sonra çocuk konuşmacı olarak uzun yıllar değil mi? Tabii kendi filmlerim ama sadece kendi. Öyle filmlerim. Mi? Tabii. Dolayısıyla yani. Nilgün abla mesela duydum geçenlerde Kasapbaşoğlu hep bütün küçük çocukları o konuşuyormuş. Tabii. Yok ben sadece kendi filmlerimi yani 37 filmim falan var. Bunların aşağı yukarı 25 tanesi çocukluk filmi. Onların da 3'ünü ben konuşmadıysam diyelim ki 22 filmde kendim konuştum. Sonra? Sonra genç kız oldum, büyüdüm. Üniversiteye giderken. Şeyden ayrıldım, sinemadan, sahneden, şundan bundan. Paraya ihtiyacım vardı ve ucundan da bu dünyayla ilişkimi korumaya ihtiyacım vardı. Evet. Ceyhan Mahfi de benim halam olur. Dolayısıyla dublaja... Biraz sessiz, lütfen. Evet. Dolayısıyla dublaja da aşinaydım. Hala dedim ya ben şey yapmak istiyorum, profesyonel olarak dublaj yapmak istiyorum. İyi ben seni götüreyim Cezmi abiye dedi. Gittik. Hemen daha ilk seferinde tamam dediler. Küçük bir kaşeyle başladım. 80 senesiydi. 80'den bu yana profesyonel olarak seslendirme yapıyorum. Tiyatro var. Tiyatro hayatında var. Sinema var. İşte o televizyon dizileri var. Evet. Sahne şarkıcılık var. 18 sene şarkıcılık yaptım. 10 parmağında 10 marifet var. Evet. Değil mi? Bu son zamanlarda tiyatro anlamında neler yaptın paylaşmak ister misin? Tabii geçen sene 2 ayrı oyunda oynuyordum. Hatta 3 bile diyebilirim. Bol sahnede Akasya Asıl Türkmen'in uyarladığı bir oyunda onunla ve diğer çok değerli arkadaşlarımla birlikte Bekarlığa Veda diye bir komedi oynadık. Çok keyifliydi, çok güzel gitti. Sonra da Talimhane Tiyatrosu'nda Elif Şafak'ın Baba ve Piç romanından uyarlanan Baba ve Piç oyununda oynadım. Bu Serra Yılmaz'ın festivalde oynadığı rolü ben devraldım. Güzel. Devam edecek mi? Çok güzel mi? Bir çalışmaydı. Devam edecek mi önümüzdeki sezon? Zannetmiyorum çünkü işte bazı kaygılar oldu. Olur. Konu, yazar, şu bu filan dolayısıyla istediğimiz ölçüde ses getiremedik oyunla. Dolayısıyla zannetmiyorum. Yeni bir oyun olur diye bekliyorum. Seni sahnede görmek çok güzel ve devam edeceğini umuyoruz. İnşallah ben de kendimi hep sahnede görmek istiyorum zaten. Peki seslendirmeden biraz bahsedelim. Tamam. Ne tür aktrisleri konuşuyorsun? Seyircimiz seni nereden hatırlayabilir? Benim bildiğim çılgın kadınlar hep seni bulur. Değil mi? İşte bu gülüş. Müthişsin. Yani genellikle şey oluyor. Daha genç kadın olduğum dönemde mesela Pamuk Prenses'in cadılarını hep ben konuşurdum. Evet. Fahişe rollerini çok sık konuştum. Delişmen kadın rollerini çok sık konuştum. Özel hayatımla tezat teşkil edecek şekilde kötü kadın çok konuştum. Mesela Yalan Rüzgarı'ndaki Nina kötü bir karakterdi. Evet. Nina'yı ben konuştum. Cher konuştum. Sharon Stone konuştum ama kısa bir dönem. Yani böyle nasıl söyleyeyim biraz dominant karakterli kadınları konuştum sanıyorum. Evet harikasın. Parla ablacığım. Çizgi film konuştum. Tabii. Çizgi filmlerde de mesela Gerçek Canavarlar diye bir film vardı. Orada bir Tenya vardı. Seksi bir Tenya böyle kırmızı rujlu. O Blina diye onu ben konuşuyordum. Harikasın. Liyakat diye bir grubumuz var Facebook'ta. Bu videolar orada yayınlanıyor. Ne söylemek istersin? Amaç farkındalık yaratmak, seslendirme sanatçılarını tanıtmak. Bu konuda bir düşünceni alabilir miyiz? Tabii yani bizim kendi piyasamızın içinde seslendirmenin sanat olup olmadığı konusunda bir ayrım vardır, düşünce ayrımı. Evet. Ben de sanat olmadığını düşünenlere sadece teessüf ediyorum. Seslendirme doğru ve olması gibi
olması gerektiği gibi yapıldığında bal gibi de sanattır. Evet. Bir filmi orijinalinde izleyin, Türkçesinde izleyin. Size verdiği keyif farklıysa ne demek istediğimi anlarsınız. Bizde de çok iyi seslendirmeciler de var, çok kötü seslendirmeciler de var. İyi sanatçılar ve kötü sanatçılar olduğu gibi. Evet. Sizler de lütfen sesin değerini bilin ve hayatınızı mümkün olduğu kadar geçmişe takılmadan, geleceğe saplanmadan keyifli bir şekilde yaşayın. Harikasın, çok teşekkür ediyoruz.